Merhabalar, mutlu ve sağlıklı pazarlar hepinize. Bugün konumuz son yıllarca adını sıkça duyduğumuz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Bu hastalık neden son yıllarda arttı? Belirtileri nelerdir? Hareketli her çocuk hiperaktif midir? Gibi soruların cevaplarını arayacağız bugün. Ama dilerseniz önce programımızda neler izleyeceğiz kısaca göz atalım. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu son yıllarda gençler ve çocuklarımızda sıklıkla gördüğümüz bir durum. Peki çağımızın hastalığı olarak görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite son yıllarda neden bu kadar arttı? Hareketli her çocuk hiperaktif mi? Hiperaktivite ve dikkat eksikliğinin belirtileri neler? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite çocuklarda neden görülür? Bu tür çocuklar okulda ne gibi sorunlar yaşar? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavi gerektirir mi? Yaşamı olumsuz etkiler mi? Anne babalar dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan çocuğa nasıl yaklaşmalı? Çocuk ve genç psikiyatrisi uzmanı Doçent Doktor Osman Abalı'nın konuk olduğu Önce Çocuğum başlıyor. Hareketli ve ders çalışmayan her çocuk hiperaktif midir? Dikkat eksikliği çocuğun yaşamını nasıl etkiler? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nasıl anlaşılır? Birazdan. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite durumu bir zeka problemi midir? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite hangi yaş grubunda daha sık görülür? Hiperaktivite erkek çocuklarda neden daha fazla görülüyor? Birazdan. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite yaşa göre değişiklik gösterir mi? Tedavi edilmeyen hiperaktivite ergenlikte nasıl sonuçlar doğurur? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite son yıllarda neden artış gösterdi? Birazdan. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuk okulda ne gibi sıkıntılar yaşar? Bu çocuklar için özel bir eğitim programı uygulanıyor mu? Anne babalar dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuğa nasıl yaklaşmalı? Birazdan. Evet, konumuz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Stüdyomuzda çok değerli bir hocamız var. Doçent Doktor Osman Abalı. Çocuk ve ergen psikiyatristi ve hocamızın çok değerli kitapları var. Bugün programımızda onları da tanıtacağız sizlere. Ben bize ulaşmak isteyen izleyicilerimiz için hemen telefon numaralarımızı da vermek istiyorum. 0212 454 55 06 0212 454 55 07'den bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Twitter'dan ve Facebook'taki sayfalarımızdan bize ulaşabileceğiniz gibi öncecocuğum@tgrthaber.com.tr adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Hocam, hemen sormak istiyorum. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir? Neden son yıllarda biz bunu sıkça duymaya başladık? Daha önce yok muydu? Niye son yıllarda bu kadar çok arttı? Aslında bir farkındalık oluştu. Çünkü önceden maalesef şehir hayatı, işte çocuğun günlük hayatındaki etkinlikleri biraz daha çocuk yönündeydi. Bu son zamanlarda şehir hayatı ve eğitim süreçlerinin değişmesinden dolayı çocuklar biraz daha kapalı mekanlarda, daha sınırlı ortamlarda daha fazla aktivite yaşamak zorunda kaldı. Önceden işte park, bahçe, oyun ortamı, işte rahat rahat dışarı çıkabileceği ortamlar, enerjisini dışarı atabileceği ortamlar imkan olarak daha fazlaydı. Son yıllarda şehir hayatının artması ve eğitim stilinin değişmesi çocukların hiperaktivite belirtilerinin artmasına ve bunların daha kolay fark edilmesine sebebiyet verdi. Önceden çocuğum işte hareketli, yaramaz deniyordu. İşte anne baba bakıyordu, işte biraz haylazlık yapıyor, yaramazlık yapıyor. İşte çocuğu o şekilde kabul ediyor ama çocukların çoğu geçmişte akademik süreçlerde ciddi sıkıntı yaşıyordu. Ve ilkokuldan sonra okuyamayan çocukların çoğu hiperaktif çocuklardı. İşte bu çocuk derslere ilgisi yok, bunu bir sanata verelim. İşte kendini yetiştirsin, bir mesleği evet, olsun. Evet, çok da duyduğumuz şeylerdi bunlar. Evet, o türdeki çocukların çoğu aslında hiperaktifti. Ama biz bunu bilmiyorduk. Bilmiyorduk. Yeni yeni farkına vardık. Tabii yapılmış sıklık çalışmaları var. Örnek olarak ülkemizde yapılan sıklık çalışmasında %5 ile %10 arasında sıklığın değiştiği, yani her 10 çocuktan birinin hiperaktivitesi olduğu biliniyor. Bazı toplumlarda, çünkü genetik farklılıklarda olduğu için %20'ye 25'e kadar çıkabiliyor. Yani bazı toplumlarda her 4 kişiden birinin
hiperaktivitesi olduğu düşünülüyor veya tespit ediliyor. Dolayısıyla hiperaktivite aslında genel olarak çok kolay fark edilen bir şeydir. Ama bize düşen, yani uzmanlara düşen görev neyin hiperaktivite olmadığını tespit etmektir. Çünkü her hareketli çocuğa hemen bir hiperaktivite etiketi yapıştırılıyor. İşte doktorda soluk alınıyor. Sonrasındaki aşamalarda da tabii ki bir sürü işte tedavi ve benzeri süreçler olabiliyor maalesef. Dolayısıyla hiperaktiviteyi şöyle tanımlamak istiyorum. Normalde her çocuğun bir hareketliliği vardır. Her çocuğun bir aktivite derecesi vardır. Bu hareketlilik ve aktivite derecesi hiperaktif çocuklarda çok fazladır. Yani durdurak bilmez çocuk, sürekli kıpır kıpırdır, enerjiktir ve hareketli olmaması gereken yerlerde, örnek olarak sınıf ortamı, işte kural gerektiren ortamlar, oralarda da hareketlilik olur. Örnek olarak teneffüslere baktığımızda işte okullarda kalabalık, gürültü, hareketli çocuklar koşturuyor falan ama zil çalar, bütün çocuklar susar ama hiperaktif çocuklar kıpırdanmaya devam eder. Yani hareketli çocuk aslında her hareketli çocuk hiperaktif değildir değil mi? Burada bunun altını çizmek lazım. Tabii. Zaten çocukluğun doğasında var hareket. Hareket olmadığı zaman çocuklara biz biraz da problemli olarak bakıyoruz. Ama kural gerektiren ortamlarda, sınıf ortamı, birisini dinlerken, ders çalışırken, bir görev yaparken mutlaka bir hareketlilikte bir kontrol olması gerekiyor. Evet, orada dikkatini çocuk yöneltmeli değil mi? Evet, orada toparlanıp çocuğun yaptığı işe odaklanması gerekiyor. Ama hareketli çocuk bunu yapamıyor. Hiperaktif çocuk bunu yapamıyor. Sınıfa giriyor. İşte öğretmenden biraz çekindiği için sakin durmaya çalışıyor ama birazcık fırsat bulduğunda hemen arkadaşıyla konuşuyor. Başka şeylerle ilgileniyor. Ve öğretmeni dinlemeyip işte önündeki kalemiyle, silgisiyle oyalanıyor. Veya bazı zeki çocuklar da öğretmenine bakıyor böyle. Hayal dünyasında kaldığı oyunu devam ettiriyor. O da hiperaktif. Yani orada beden sabit ama zihin aktif. Çocuğun zihni aktif. Evet. Dolayısıyla burada hareketliliği biz sürekli enerjik, kıpır kıpır durması gereken yerlerde durmama, acelecilik, sabırsızlık, yaptığı bir işi bitirmeme, sık sık görev ve aktivite değiştirme, bir şeye odaklandığı zaman ufak bir uyaranla hemen dikkatinin çelinmesi, bölünmesi gibi belirtilerle sınırlıyoruz. Bir de buna eşlik eden dikkat eksikliği belirtileri vardır. Yani biz hiperaktivite dediğimizde aslında 3 belirti kümesini sayıyoruz. Yani hocam dikkat eksikliği ve hiperaktivite ikisi birlikte değil mi? İkisi beraber bir hastalığı oluşturuyorlar. Evet, %40, %50 vakamızda bu şekilde. Yani mix tip dediğimiz. Türleri de oluyor bunların. Evet, türler 3 tipi var zaten. Burada mix tip dediğimiz hem dikkat eksikliğinin hem de hiperaktivitenin olduğu grup %40, %50'lik hiperaktiviteyi oluşturuyor. Kalan kısım hareketli kısım değil. Hatta şöyle bir söz var. Hiperaktif çocukların %50'si hareketsizdir diye bir söz de var. Onda da sadece dikkat eksikliği vardır. Çocuk hareketli değildir ama dikkat sistemi problemlidir. Odaklanma, konsantre olma, dinleme, çalışma, ödevini yapma, dikkat gerektiren görevlere karşı yoğunlaşma konusunda sıkıntı yaşarlar. Bu kısımda yaklaşık olarak bir %30, %40'lık kısmı oluşturur. Bir de sadece hiperaktivitenin olduğu grup vardır. Çocuk dikkatlidir ama çok enerjiktir. Koşar, hoplar, zıplar, düz duvara tırmanır ama dikkat gerektiren görevlerde hiçbir sıkıntı olmaz. Dikkatini de toplar. Dolayısıyla 3 tip olarak anne babalara vurgulamak istiyorum. Mix tip dediğimiz hem dikkat eksikliğinin hem hiperaktivitenin olduğu tip. Sadece dikkat eksikliğinin olduğu tip, hareketlilik yok bu çocuklarda ve bu çocukları tanımak zordur. Bir de sadece hiperaktiviten olduğu tip şeklinde 3 tane alt tipi var. 3 ayrı tipimiz var diyorsunuz. Bir de duyarız çok anneler, hatta anne ve babalar övünürler biraz da değil mi? Benim çocuğum çok yaramaz ama sanki biraz da zeka belirtisiymiş gibi algılanır bu bizim toplumumuzda. Evet, aslında işte zekası fazla geliyor diye anne babalar hatta gelip bize söylerler. Onun doğruluk payı var kısmen. Zeki çocuklar biraz çabuk tükettikleri için günlük hayattan çabuk sıkılırlar. Doğruluk payı var diyorsunuz. Doğruluk payı var. Çabuk sıkıldıkları için de farklı şeylerle uğraşmak isterler. Sürekli araştırmacı, meraklı, işte sürekli soru soran, merak edip sürekli peşinden giden, hayatı sürekli aktif yaşayan çocuklardır. Onlar da gerçekten eğer zeki ise zekanın da o hareketliği artırıcı boyutu oluyor. Ama yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Zeka ile hiperaktivite arasında doğrudan bir bağlantı var. Yok. Hatta genel olarak baktığımızda zekanın biraz daha topluma göre düşük olduğunda söyleyen araştırmalar var. Öyle yani mi? Dolayısıyla zeka seviyesinin de burada düşük olmasının bazen hareketle yol açtığını görüyoruz. Çok enteresan gerçekten. Hocam peki bu çocuklar için özellikle dikkat eksikliğinin yoğun olduğu çocuklar için, o tipe girenler için okulda da hayat çok zor olsa gerek değil mi? Kesinlikle zaten hiperaktivite günlük hayatı okul dışında çok fazla etkilemez.
anne baba artık kabullenmiştir. Çocuğu aktiftir, enerjiktir. İşte az uyur, çok koşturur, çok konuşur. Sözün arasına girer. Benim çocuğum biraz aktiftir diye kabullenir ta okula gidene kadar. O çocuk okula gitmese yaşla beraber hareketlilik de azalır ve hayatına devam eder. Hı hı. Ciddi bir sorun yaşanmaz. Ama okula gidince? Okula aldığımız zaman dikkat süresi hemen diğerlerinden ayırt edilir, fark edilir. Ve bu durumda da konsantre olamadığı için, dikkatini veremediği için maalesef o çocuk hemen öğretmen tarafından fark ediliyor. Diyor ki diğer çocuklar dinliyor, sizin çocuğunuz dinlemiyor. Tabii öğretmenlerin tutumu da çok önemli bu çok, noktada değil çok mi çok hocam? O ayrı bir başlık ve gerçekten dikkat edilmesi gereken bir alan hiperaktivite. Orada öğretmenler en kolay olarak veya ilk olarak şunu fark eder. Her çocuk dinlerken hiperaktif çocuk dinlemiyor. Bütün çocuklar görevine odaklanıp tamamlarken hiperaktif çocuk başka şeylerle ilgileniyor. Hatta ilkokul 1'e başladığında kalkıp dolaşıyor, arkadaşlarını işte rahatsız ediyor falan. Özellikle uzun süre yapması gereken çalışmalardan çabuk sıkılıyor. Ödevlerini eksik bırakıyor, eşya kaybediyor. Okulda sürekli dağınık, plansız, karmaşık. O ilk bir hafta 10 gün içerisinde genel olarak çocukların hareketliliği azalıp sınıfa adapte olurlar. Ama hiperaktif çocuklar o adaptasyonu sağlayamazlar. Ve hemen sınıfta 20-30 kişinin arasında öğretmen tarafından fark edilir. Ama tabii belki onu bahsedeceğiz. Yani hiperaktivite ile karışan durumlar var. O hiperaktivite ile karışan durumlar da aslında çocuk hiperaktif olmadığı halde hiperaktifmiş gibi yanılsam yani sebebiyet verir. Bu durumda da öğretmenler hemen hiperaktif etiketi koyabiliyor. O da ayrı bir konu. Önemli olan çocuğun yaşından beklenen, zekasına göre, verdiğimiz eğitime göre karşılığını alıyor muyuz, almıyor muyuz? Bu sorunun cevabı. Yani bütün anne babaların şunu sorması gerekiyor. Evet. Ben çocuğumun zekası, aldığı eğitim ve yaşına göre bir akademik karşılık alıyor muyum, almıyor muyum? Eğer almıyorlarsa mutlaka dikkat konsantrasyon problemlerini gündeme getirmeleri lazım. Çünkü her çocuğun bir dikkat süresi vardır, her çocuğun bir çalışma stili vardır, her çocuğun bir öğrenme seviyesi vardır. Bu durumda da biz her çocuğa eğer fırsat tanıyorsak, iyi bir okul ortamı sunuyorsak, ek destek sağlıyorsak ve hala çocukta öğrenme ve akademik sorunları yaşanıyorsa burada dikkat eksikliği, hiperaktifliğinin mutlaka göz önüne alınması lazım. Ve zamanında müdahale edilirse bu çocuklara eğitim hayatlarından kopmadan başarılı bir şekilde devam etmekteler. Evet, burada önemli olan şey de tabii ki ailelerin bunu tespit etmesi, bu gerçekle yüzleşmesi ve ona göre de belki bir tedavi uygulanması. Bunları konuşacağız ama önce telefon attığımızda Ayşen Özmen var İstanbul'dan. Bizi arıyor, izleyicimizi bekletmeyelim. Merhabalar Ayşen Hanım. Merhabalar diyorum, iyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederiz efendim. Buyurunuz, sizi dinliyoruz. Gerçekten yani bu programdaki doktor beyle konuşmalarda yani tam bizim şeyimize uyuyor. Bizim çocuk da yani böyle bir hiperaktif, dikkat dağınıklığı olan bir çocuk. Biz buna 5-6 yaşındayken işte özel eğitim dediler, onu yaptırdık. 2-3 yıl özel eğitim aldı, birebir, bireysel olarak özel eğitim aldırdık. Yani psikologlara falan da gittik. Şu anda 13 yaşında ve de orta 8'e gidiyor. Okulda da işte çok konuşuyor, derste çok konuşmalar yapıyor. Yani öğretmene de suçluluğunu öğretmen söylediği zaman gidiyor, özür diliyor ama ondan bir müddet sonra gene aynı şeyleri yapıyor. Ya doktorlara da gittim ben de. Yani bilemiyorum ben nasıl bir şey yapacağım. Yani bir ilaç tedavisi falan da kullandık, bir müddet kullanmıştık ama şu anda eskisi kadar hani aktiflik böyle hareketliliği yok ama konuşma sözü kesme var. Söz hakkı istemeden konuşmalar yapıyor. Yani biz bunu evde sürekli öğretiyoruz. İşte yavrum şöyle yap, kızım böyle ol. Veya söz hakkı iste, sana söz hakkı muhakkak verilecek diye öğretiyoruz. Ama sanki bizim söylediklerimiz boşa gidiyor gibime geliyor. İşte öğretmenlerden de aynı sözü alıyorum. Evet. Efendim? Ayşen Hanım kaç yaş, 8. sınıfa gidiyor dediniz değil mi? Evet, orta son. Dersleri nasıl şu an? Yazıları çok güzel. Ama kendini fazla derse vermiyor yani. Hani oturup yapsa, hani bazı derslerden düşük not alıyor. Bazıları iyi. Evet. Matematik falan genelde düşük oluyor. Yabancı dil, matematik bunlar düşük oluyor. Öğretmen diyor istese yapar diyor.
Ama yani bilemiyorum yani neden böyle bir şey oluyor. Ben sizin yanınıza da gelmek istiyorum yani. Ben çok doktorlara gittim ama bir şey yok dediler bana. Kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. Evet, ben sanki çocuğuma hani sözünü geçiremiyorum ve benim konuşmalarım boşa gidiyor gibi geliyor yani. Dün de okul toplantısındaydım. İnanın gene aynı sözleri aldım yani. Hani iyi bir çocuk veya çok iyi veya davranışlar iyi diye bir söz duymaya ihtiyacım var. Ama maalesef bunları duyamıyorum, evet, okuldan. Ya bilmiyorum, uğraşıyorum. Yıllardır bu işin peşindeyim. Hani o çocuğumla birebir oturup konuşuyoruz. Şiddet uygulayan bir anne değilim yani ben. Babası vefat etmişti. 800 oluyor. Yani bilmiyorum, hani ben diyorum ona iyi şeyler yap, geleceğin senin elinde diyorum. Yani nasihatler ediyorum ama işte okulda konuşmaları var. Ders esnasında konuşmalar yapıyor. Çok konuşuyor. Evde de aynen, bir toplumda olsun. Söz kesiyor. Çok konuşuyor yani. Hani problem konuşmalara belli, kendini veriyor. Ayşen Hanım, biz şimdi bu konuyla ilgili doktorumuz önemli açıklamalar yapacak zaten. Eminim ki çok faydalanacaksınız onun söylediklerinden. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Evet, evet hocam. Şimdi gerçekten çok tipik diyebileceğimiz bir vaka. Çünkü öncesinde tedavi başvurusu, alınan eğitim, bazı tedaviler. Ama süreç henüz tamamlanmamış ve çok kritik bir döneme gelmiş Ayşen Hanım. Çünkü bu dönem ergenlik dönemi. Evet, ergenlik dönemi çok önemli yani değil mi? Ben şuna benzetiyorum. Ergenlik döneminde hiperaktivite tedavisi eksik kalırsa bu çocuklar anne babaları endişe sevk etmek istemiyorum ama birçok riske açık hale geliyor. En başta ders başarısızlığı, olumsuz davranışlar, olumsuz arkadaş ilişkileri ve erkek çocuklarda da bilhassa artan maalesef madde kullanım ve suça karışım. Hmm. Yani hiperaktiviteyi biz o yüzden önemsiyoruz. Çok tehlikeli o yüzden. Önemsiyoruz. Yani burada Ayşe Hanım mutlaka bir destek alması, en azından çocuğun daha kötüye gitmesini engellemesi açısından bile çok çok kritik. Çünkü bu çocukları biz tedavisiz bıraktığımızda hele hele bir risk faktörü de var. Baba vefatı söz konusu. Evet, ben ona takıldım. Hı-hı. Hocam bunun nedenlerine geleceğiz aslında ama birden böyle bir telefon geldi ve ben hemen girmek istiyorum. Böyle bir neden, babanın kaybı, böyle bir şey sebep olabiliyor mu? Doğrudan değil ama hiperaktivite belirtilerini biraz artırabilir. Örnek olarak çocukta eğer bir güvensizlik, herhangi bir stres, mutsuzluk varsa kronik bir şekilde bu çocuğun günlük hayattaki davranışlarını biraz artırır, anksiyetesini artırır. Anksiyete artışta huzursuzluğa, dikkat eksikliğine, biraz konsantrasyon problemine de yol açabilir. O açıdan burada biz hem duygusal değerlendirme hem de akademik değerlendirme yapmak zorundayız. Zaten görüştüğümüzde de çocuğun özellikle duygu durumu, anksiyetesi, depresif süreçlerine bakıyoruz. Burada önemli olan risk faktörü var. Ergenlik döneminde ve hiperaktif bir çocuk. Bunun üçünün de göz önüne alınması lazım ve mutlaka bir doktor kontrolüne tedavi edilmesi lazım. Burada ben Ayşe Hanım'a pratik şunları önereceğim. Mutlaka eğitim hayatındaki başarıyı takip etsin. Çünkü bu çocukta başarı önemli bir koruyucu faktör. Derslerin başarılı olduğunu söyledi. Her ne kadar derste konuşsa da veya öğretmeninden şikayet olsa da bir şey tutturmuş, başarıyı tutturmuş. Bunun bozulmaması lazım. Bu da çok önemli bir çünkü faktör. Çünkü başarı gerçekten bozulursa hiperaktif çocuklarda belirtiler iki kat artıyor, üç kat artıyor. Özgüvenle doğru orantılı kesinlikle herhalde. Yani bu liseyi atlatıp bir üniversiteye geçiş yaparsa bu belirtilerin %80'i zaten o dönemde kalmayacak ve daha rahat bir gidişat olacak. Bu da rahatlatıcı bir bilgi oldu herhalde izleyicimiz, evet, için. Ve birebir ders takibi gerekiyor. Ya okuldan ya evden mutlaka. Yani ne kadar çalıştı, ne kadar takip etti. Öğretmenlere de önerilerim olacak. Belki onu ayrı hocam, bir onu başlıkla sorabilirsiniz. Hocam onu açacağız ama önce bir reklam aramız var. Bir reklamımızı verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hareketli ve ders çalışmayan her çocuk hiperaktif midir? Dikkat eksikliği çocuğun yaşamını nasıl etkiler? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nasıl anlaşılır? Birazdan. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite durumu bir zeka problemi midir? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite hangi yaş grubunda daha sık görülür? Hiperaktivite erkek çocuklarda neden daha fazla görülüyor? Birazdan. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuk okulda ne gibi sıkıntılar yaşar?
Bu çocuklar için özel bir eğitim programı uygulanıyor mu? Anne babalar dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuğa nasıl yaklaşmalı? Birazdan. Evet, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konumuz ve programımızda doçent doktor Osman Abalı bizimle beraber. Ben tekrar telefon numaralarımızı vermek istiyorum. 0212 454 5506 0212 454 5507 numaralı telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Twitter ve Facebook aracılığıyla da bize ulaşabilirsiniz. Mail yoluyla ulaşmak isteyen izleyicilerimiz için öncecocuğum@tgrthaber.com.tr adresinden bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ben tekrar hocama dönmek istiyorum. Hocam, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun belirtileri neler? Yaşa göre değişiyor mu bu belirtiler? Kesinlikle değişir. Çünkü bebeklerde bile biz dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun belirtilerini görüyoruz. Hatta anneler şöyle tarif eder. İşte ultrason çekilirken doktoru bir türlü yakalayamadı kalbini falan diye. Orada bile hareketli bir çocuktur hiperaktif çocuklar. Tabii bu her zaman için geçerli değil ama hareketli ifade etmek için genellikle sık duyduğumuz sözlerden bir tanesi. Bebeklik döneminde özellikle ilk 3 yaşta biraz uyku problemlerini, kolik sancılarını, işte yeme problemlerini daha fazla hissederler. Yürümeye başladıkları an zaten hemen göze çarpan bir hareketlilik vardır. Hatta yürümeye başlamadan önce de kucakta dururken bile sürekli etrafla ilgilenme, gözü her tarafı takip etme gibi böyle enerjik yapısı o çocukların diğer bebeklerden hemen fark edilir. Ama çocuk fiziksel özgürlüğünü kazandığı an zaten her tarafı karıştıran, kurcalayan, meraklı, sürekli oturmayı sevmeyen, sürekli hareket halinde anne babayı gerçekten çok yoran çocuklardır. Hatta çalışan anneleri maalesef biraz da böyle depresif sürece bile itebilir. Çünkü çocuğun peşinde koşmaktan anneler yorulur. Gecede biraz uykusuz geçer. Annelerin orada enerjisi biraz çalışan annelerde düşebilir. O da bizim sık gördüğümüz problemlerden bir tanesi. Tabii bebeklik o dönemde hareketlilikle daha çok kendini gösteriyor. Bebeğin dikkat süresini biz ölçemiyoruz tam olarak. Ama en azından bir 15-20 saniye bebeğin göz kontağı kurarak bir yaşındaki bir çocuğun anne babayı takip etmesi gerekiyor. Çocuk bir 15 saniye bile doğrudan bakıp anne babayı takip etmiyorsa, sürekli gözünü kaçırıp sağa solla ilgileniyorsa bu bir dikkat problemi olabilir. Yani bunun altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle o özellikle çocuğun uzun süreli dinlemediğini, daha doğrusu yaşa uygun dinleme süresinin olmadığını gösterir. Ve eline bir şey veriyorsunuz oyuncak, hemen bir bakıyor atıyor bir köşeye, farklı bir şey istiyor. Hı hı. Gürültülü oyunları severler bebekler. Ses çıkaran, hareketli, aktif gürültülü oyunları hoşlanırlar. Hareketli oyunlarda hemen gülerler. Sonra bu artık okul öncesine gittiğinde bu çocuklardan en sık duyduğumuz söz canım sıkılıyor. Çünkü çok tüketirler enerjik oldukları için. Çabuk tükettikleri için canları sıkılıyor herhalde. Evet. Hatta anneler çok enteresan vurgu yapar. Akşam saat 10'a kadar gezdiriyorum. Eve giderken şimdi nereye gideceğiz diye çocuklar soruyor diye. Yani orada belki sabaha kadar çocuk dolaşsa o enerji bitmek tükenmek bilmiyor. Ve sürekli yeni şeyler yaparak onu bir yerlere kanalize ediyor. Dolayısıyla oradaki aktiviteyi hemen okul öncesi dönemde de oyunlarda, kişiler arası ilişkilerde, günlük hayatta anne babalar fark eder. Uzun süreli bir yere oturmaz o yapıdaki çocuklar. Çabuk sıkılırlar. Bir aktiviteden başka bir aktiviteye hemen geçerler ve uzun süre dinlemezler. Tabii okul öncesindeki dönemdeki dikkat süresini de burada vurgulamak lazım. Evet, en azından bir 5-7 dakika çocuğun, 4 yaşındaki bir çocuğun bir konuya odaklanması, örneğin resim çiziyorsa, onu boyama yapıyorsa tamamlaması, anne babayı dinliyorsa en az bir 5-7 dakika dikkatini hiç bölmeden orada olması odaklanması gerekiyor. Çünkü 4 yaşındaki çocuk bir 5 dakika bile bir boyamayı yapmıyorsa veya bir faaliyete katılmıyorsa o çocuk okula gittiğinde 20 dakikaya ulaşamıyor. Yine alt seviyelerde kalıyor. Yaşa uygun dikkat süresi böyle basamak gibi yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Okul öncesi dönemde yine sık karşılaştığımız problem biraz dürtüsellik. O da nedir? Aceleci, sabırsız, sorunun arasına giren, hemen soru tamamlamadan cevabını yapışan, bir şeyi tekrar tekrar tutturup oluncaya kadar takip eden. Biraz atak. Önce arayan izleyicimizin çocuğu evet, gibi. Biraz atak, tez canlı. O dönemde çok dikkatli olmaları gerekiyor anne babalar. Çünkü tehlikeli, riskli işlere kalkışabiliyorlar. Öyle mi? Ne gibi hocam? Mesela işte orada sıcak bir nesne var, hemen elini atıp dökebiliyor. Veya işte etrafta tehlikeli bir madde varsa sonucunu düşünmeden hemen uzanıp almaya çalışabiliyor. İşte hareketli olduğu için düşme, çarpma, travma fazla olabiliyor. Bizim çok enteresan bir çalışmamız vardı çocuk cerrahisinde.
bu çamaşır suyu içen çocukların birçoğunda hiperaktivite gerçekten çıktı. Gerçekten mi hocam? Evet. İnanılmaz. Çocuk orada hiç düşünmeden hemen alıyor işte farklı bir şey zannedip içebiliyor, tadına bakıyor falan ve maalesef korozif madde dediğimiz yemek borusuna ciddi zararı olabiliyor. Hiperaktif çocuklar okul öncesi dönemde ve bebeklik döneminde mutlaka güvenli bir ortam sağlanmalı. Güvenli ortam onların sağlıklı gelişimler açısından çok çok önemli. Çocuk büyüdükçe o dönemde hareketlilik ön planda, çabuk sıkılma ön planda, gürültülü oyunlar ön planda, uzun süre bir şeye odaklanmama ön planda. Çocuk büyüdükçe, okul çağına geldikçe dikkat süresi artıyor. Ama esas biz net bir şekilde fark ettiğimiz yıllar okul çağı. Hı hı. Çünkü çocuk biraz önce de vurguladığım gibi öğretmeni dinleme, ders çalışma, uzun süre bir şeye odaklanma, yaşıtlara kadar dikkat süresi olmuyor. Bu çocuklar yani hemen fark ediliyor. Hemen fark ediyoruz bu vesileyle. Fark ediliyor ve orada da dikkatimizi çeken diğer bir konu çocuğun biraz yaşlı ilişkilerinde sorun yaşaması. Çünkü bu çocuklar kurallara uymayı sevmiyor. Hele hele monoton kurallara uymayı hiç sevmiyor. Yatağını toplamak, her gün diş fırçalamak, işte belli bir ev rutinini tekrar tekrar devam ettirmek bu çocuklara monoton geliyor. Monoton geldiği için de yapmak istemiyorlar ve sürekli farklı şeylere yönelerek aktivitelerini göstermek istiyorlar. Bu dönemde yine kritik bir konu bilgisayar oyunları ve çocuğun teknolojiyle tanışması. Eğer çocuk burada dikkatini derslere, akademik alanlara aktaramazsa, dikkat süresini toplayamazsa bu sefer dersin yerine bilgisayar oyunlarına yöneliyor. Evet, çünkü bilgisayar karşısında çocuk sabit ama zihni aktif. Evet. Burada çeşitli oyunlar, sürekli hareket. Evet. Yani burada beden sabit, zihin sabit bir şeye odaklanmıyor. Ya kendisi hareketli olacak, diğeri sabit olacak, ya ikisi de hareketli olacak veya zihni aktif olacak, kendisi sabit olacak. Bu ayrımı çok iyi yapmak lazım. Ve bilgisayar oyunları saatlerce vakit harcadıkları önemli bir aktivite haline gelebiliyor. Yine bu yıllarda kurallara uyuma güçlüğü, tekrardan kuralları yapmak istememe, çabuk sıkılma önemli belirti. Ergenliğe geldiğimizde ise hareketlik çoğunlukla azalıyor. Biraz önceki soru soran dinleyicimizde olduğu gibi geçmişteki hareketlilik görmüyoruz. Ama öznel bir huzursuzluk, çabuk sıkılma, yaptığı görevleri yarım bırakma, ders çalışmak istememe. Belki zihinde hareketlilik var değil mi hocam? Evet. O dönemde yine bilgisayar ve benzeri teknoloji uğraşları artıyor. Ergenlerde o dönemdeki riskli davranışlar, bu bazen madde kullanımına bile gidebiliyor. Çünkü bu çocuklar meraklıdır ve çabuk deneme yaparlar. Bir arkadaşından görür, işte sigara içiyor, hemen alıp deneyebilir. Veya işte orada bir okuldan kaçalım diyor mesela arkadaşı. Hemen o an karar verip sonucunu düşünmeden gidebilir. Çok çabuk etkilenebiliyor. Tabii çabuk karar verir, dürtüsellikten dolayı. Bu da onların risk almasına ve kural bozucu davranışların artmasına sebebiyet veriyor. Özellikle ergenlik döneminde. Ergenlik riskli bu açıdan. Tabii ergenlikte eğer başarı varsa, iyi bir koruyucu faktör varsa ve iyi bir destek varsa bu sorunların çoğunu görmüyoruz. Erişkinliğe geçtiğimizde de hiperaktivite belirtileri %30-40 oranında devam ediyor. Bunlar nelerdir? Biraz yine çabuk sıkılma, sabırsızlık, uzun süre sabit bir işi yapmak istememe, çok iş ve ilişkiler, unutkanlık, dağınıklık, madde kullanımı, çabuk sinirlenme. Bunlar da erişkende gördüğümüz hiperaktivite belirtileridir. Hocam özellikle ergenlik konusu çok önemli, ona ayrıca değineceğiz ama yine bir izleyicimiz var telefon attığımızda. Sultan Tanrı Öğen bizi Denizli'den arıyorlar. Merhabalar Sultan Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Doktor Bey, çok kısa bir sorum olacaktı. Benim 2. sınıfa giden oğlum var. Geçen haftalar içerisinde bir okulda sıkıntı yaşadık öğretmeniyle. Dersi dinlememe, dikkatin çabuk dağılması, dikkati toparlayamaması. Burada ben psikiyatriste götürdüm. Orada dikkat eksikliğine bağlı hiperaktivite kondu ve ilaca başladık biz. Yalnız aynı sorunlarımız devam ediyor. Kitap okumayı çok sevmiyor ve sürekli el becerileri üzerinde ve kitap okumaya başladığımız anda sıkılıyor. Bir iş odaklanamıyor, anında sıkılıyor ve ben hani ev içerisinde onu kitap okumaya teşvik edecek bir şeyler yapıyorum ama hep beraber kitap okuyalım diye. 2 dakika sonra bakıyorum oğlum sıkılmış, başka şeylerle ilgileniyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor Doktor Bey? Bunun için bir danışacaksın. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için Sultan Hanım. Evet, burada tabii yine önemli ve sık karşılaştığımız bir problem okuma etkinliklerine katılmama. Çünkü okuma hem zihinsel enerjinin yoğunlaştığı hem de çocuğun dikkatini toplaması gereken bir aktivitedir. Aktivite, hem bilgiyi alacak hem dikkatini belli bir objeye odaklayacak, belli bir dikkat süresini devam ettirecek ve oradan öğrenmiş olacak. Aynı zamanda bedende sabit kalmak şartıyla.
Tabii burada eğer dikkat eksikliğine eşlik eden ve bizim %40 bazen %70 oranlar da veriliyor. Bir disleksi dediğimiz okuma güçlüğü yoksa bu tamamen dikkate dayalı bir problem. Dikkat tedavisi yapıldığında okuma problemine geçmesi gerekiyor. Ama hiperaktif çocuktan bazen %70'in ne kadar sıklıkla vurgulanan bir öğrenme güçlüğü varsa, bir okuma güçlüğü varsa çocuğun dikkati toplansa bile okuma isteksizliği, ders çalışma isteksizliği ve derse adaptasyonu güçlük, öğrenmede güçlük görüyoruz. Bunun olup olmadığını netleştirmek için ben izleyicimize WISCAR testi dediğimiz bir test var. Bu testin yapılmasını öneririm. Denizli'de de yapılabilir. Bu test yapıldığı zaman genel öğrenme seviyesi, dikkat süresi, odaklanma çeşitlilikleri, görsel, işitsel ve öğrenme güçlüğü olup olmadığı açığa çıkıyor. Öğrenme güçlüğü yoksa tedavinin gözden geçirilip uygun bir tedaviyle dikkatin artırılması lazım. Eğer öğrenme güçlüğü de eşlik ediyorsa, okuma güçlüğü yani, o zaman da ona uygun bir özel eğitim uygulanması gerekiyor ki okuma hızı artsın. Benim çok emek vererek hazırladığım bir eğitim programı var. Okumayı güçlendirme seti diye. Buna yaklaşık 9 ay uğraştım. Çünkü birçok zeki çocuğun... Keşke getirseydiniz hocam. Yani belki diğer programlarda olabilir. Çünkü çok emek verdiğimiz bir program. Okuma programı. Burada biz farklı bir algı sistemiyle, görsel, işitsel, dokunsal algı sistemiyle okuma hızını, okuduğunu anlamasını artırıyoruz. Dolayısıyla çocuk eğer sıkılıyorsa ona düz kitap verip hadi bunu oku dememek gerekiyor. Farklı alternatifler sunarak okutmayı öğretmek lazım veya sevdirmek lazım. Yine benim önerdiğim pratik bir öneri çok uzun metinleri olmasın. Kısa kısa metinlerle önce okumaya alıştırsınlar. Bir paragraf okutsunlar. Onun hakkında sohbet etsinler, konuşsunlar. Çocuk bildiğinin farkına varsın. Okuduğunun gerçekten yaşıtlar arasında, aile nezdinde dikkat çektiğini, ilgi çektiğini fark etsin. Ve o ilgiyle beraber okumaya karşı isteği artsın. Yani uzun soluklu okumaları yapamayan çocuklarda kısa kısa okumalarla o okuma süresini artırmak çok çok önemli. Burada tabii dikkat tedavisi açısından tedavinin gözden geçirilmesi, hangi ilacı kullanıyor, ne kadar kullanıyor, artı diğer eğitim etkinliklerinin devreye girmesi faydalı olur. Evet hocam, biraz önce belirtilerinden bahsettik. Peki bu belirtileri aile çocukta gözlemledi. Sonrasında ne yapacak? Aslında okul öncesi dönemde hatta ne zaman tespit edilirse yapılacak çok şey var. Hatta beyin gelişimi daha tamamlanmadan, daha doğrusu beyin olgunlaşması hızlıca ilerliyor biliyorsunuz. 5 yaşta %90 beyin gelişmiş oluyor. Hı hı. Yani bir inşaatın %90'ı 5 yaşta bitmiş tamamlanıyor. Oluyor, değil mi? Ne kadar ilginç yani gerçekten. İlk 12 yaşta da yaklaşık %97'si bitiyor. 18 yaşta da %99'u bitiyor. Yani biz o yüzden okul çağını, okul öncesini çok çok önemsiyoruz. Bizim dikkatle alakalı eğitim programlarımız o yüzden 3 yaştan itibaren başlıyor. Dikkati güçlendirme programlarımız kitap olarak ailelerin çalıştırabileceği eğitim setleri 3 yaşından itibaren biz ailelerin imkanına sunuyoruz. Çünkü o dönemde de dikkat artırmamız gerekiyor. O dönemde de odaklanmayı artırmamız gerekiyor ki çocuk bir üst basamağa geçsin. Bugün maalesef Türkiye'deki eğitim sisteminde çocuklar daha kağıdı kalemi eline almadan hadi okuma yazma öğretelim diyoruz. Yani önce bir pişirmek, dikkati açmak gerekiyor. Kesinlikle öğrenmeyi, algısal öğrenmeyi, benzerlikleri, farklılıkları, ince motor kas becerisini çalıştırmak lazım ki çocuk okula gittiğinde sembolik öğrenme dediğimiz okuma yazmaya geçsin. Biz o dönem boş geçiriyoruz. Sonra hemen hadi ilkokul bilsin, okuma yazmayı öğren bakalım diyoruz. Zeki çocuklar bile takılabiliyor. Okul öncesi eğitim çok önemli yani. Çok önemli ve aileler fark ettiklerini mutlaka erken dikkat çalışmalarıyla çocuklarının dikkat süresini artıracak, odaklanma kapasitesini artıracak egzersizler yapsınlar. Sonraki aşamada da hareketliliğe dönük, enerjisini dışarı atabileceği ortamlar oluştursunlar. Şimdi evde bir sürü kırılacak eşya var. Çocuk bir yere dokunsa dur, işte oraya gitse yapma, sus, işte otur falan diyoruz. Çocuk enerjisini dışarı atamıyor. Ama atması lazım. Kesinlikle hiperaktif çocuk çünkü. Evi ona göre ayarlamak lazım. Geri geldiğinde tabii komşular da müsaitse hoplayacak, zıplayacak. Eğer bunu yapamıyorsak mutlaka park, bahçe, oyun ortamı sağlayacağız. Çocuk enerjisini dışarı atacak, deşarj olacak, sakinleşecek. O şekilde ders çalıştıracağız. Çok önemli bir şey söylediniz hocam yani, gerçekten. Yani çocuğu kapatmak, izole etmek değil de daha çok o enerjisini boşaltabileceği ortam sağlamak önemli. Kesinlikle bu şeyi de etkiliyor, psikolojiyi de etkiliyor. Sürekli kapalı ortamlarda, dar mekanlarda bulunan çocuklar belli bir süre sonra strese giriyor. Tırnak yemeye başlıyor, uyku problemleri oluyor, aileyle çatışma artıyor. Ama çocuk çocukluğunu yaşarsa, enerjisini dışarı atarsa, aktivitesini gösterirse...
daha çocukluğuna uygun bir gidişat oluyor. Belki bu, sakinleşiyor. Kesinlikle enerjisini dışarı atması sakinleşiyor. Ama biz ne yapıyoruz? İşte bilgisayar karşısında çocuk beden sabit. Orada bir sürü görüntüler görüyor. Bu sefer ne oluyor? Enerji doluyor. Onu nerede atacak? Evet, anne rahatlıyor belki o sırada ama çocuk... Problem oluyor. Kesinlikle. Ve şu çok önemli anne babaların yapacakları konusunda. Ben üç gelişim alanını çok vurguluyorum. Bu hatta üçlü sacaya diyebiliriz. Bir bilim alanında, bir sanat alanında, bir spor alanında çocuklarını yetiştirsinler. Yani bir çocuk sporda harikalar oluşturamayabilir ama spor yapması onun beyninin farklı alanlarını geliştirir. Görsel algısını, el göz koordinasyonunu ve kan akımı arttığı için beyin hücrelerini destekler. Spor yapanlar daha geç yaşlanır o yüzden. Spor yapan çocuklar diğerlerine göre daha zekidir. Çünkü kan akımı beyni destekler. Bizde şöyle bir yanlış algı var. İşte çocuk spor yaparsa derslerden soğur. O doğru değil. Spor yapacak çocuk. Bir sanat alanında yönlendireceğiz. Duygusal sistemi destekleyeceğiz. Resim olur, müzik olur, herhangi bir şey olur. Bu sistem çocuğun duygusal sistemini toparlayacak. Bir de bilim. Yani çocuğun öğrenebileceği bir sistem. Bilişsel sistemi, duygusal sistemi, kas sistemini çalıştırdığımızda ideal çocuk yetiştiriyoruz. Ama zorlama olmadan. Yani biraz da ilgi ve yeteneğini de tespit etmek herhalde bu noktada çok önemli olsa çok gerek önemli. Değil mi? Hani çocuğun sanata ilgisi olabilir, bilime ilgisi olabilir. Bunu keşfedip ona yöneltmek herhalde. Kesinlikle. Aynı zamanda bir keşfetme imkanı sunmuş oluyoruz çocuğa. Ve eğer yeteneği varsa ilerletiyoruz. Yeteneği yoksa da o alanda çalıştığı için kendisini geliştiriyor. Evet. Yine bir izleyicimiz var hocam. Sıdıka Şahin Avusturya'dan bizi arıyor. Sıdıka Hanım merhabalar. Merhabalar. Buyurunuz efendim. Sormak istediğiniz bir soru var herhalde. Evet, çok teşekkür ederim. Bizleri bir fırsatı tanıdığınız için. Biz ben Avusturya'da yaşıyorum. Oğlum anaokuluna giderken okumayı yazmayı söktü. Hem Almanca hem Türkçe okuyup yazabiliyor. Hani saati işte bilgisayarı istediğin her yere okumadan ezberden girebiliyordu. Ama şimdi biz ortaokul ikinci sınıfa gidiyor ve biz çok büyük sorunlar yaşamaya başladık. Ne gibi hani efendim? Dikkat dağınıklığı küçüklüğünden beri vardı bunu. Hani ilkokulda da öğretmenleri söylüyordu. Ama gittikçe bu dikkat dağınıklığı arttı ve ben burada birkaç tane doktora götürdüm ve biz bunlarla bir kültür farkımız olduğundan dolayı biz bir türlü anlaşıp aynı yerde buluşamıyoruz. Ve ben çok endişeliyim, çocuğum için ne yapabilirim? Peki efendim, hemen hocamıza soruyoruz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İşte maalesef yurt dışından da bizim çok danışanımız var. Almanya, Avusturya, Hollanda o gibi ülkelerde bizim vatandaşlarımıza karşı negatif bir ayrımcılık da oluyor. Öyle çocuk mi? Evet, biraz problem olsa hemen eğitim sisteminden kopartılıp dışlanmaya çalışılabiliyor. Çünkü orada hatta çok ilginç bir şey bile var. Yani birisi bilim adamıyım diye ortaya çıkıp yani IQ testlerini karşılaştırıp işte Türk çocuklarının daha az zeki olduğuna dair çıkarsamalar yapmış. Yani bilimle de kendilerini desteklemeye çalışıyorlar ki dil bilmeyen bir çocuğa siz oranın IQ testini yaptığınızda çocuk zaten düşük puan alacak. Değil mi? Değil mi? Yani objektif olmayan ölçüm yapıp sonra da işte onlar bilmiyor gibi bir sonuçla karşılaşıyorlar. O da ayrı bir konu. Ama burada dinleyicimize özellikle ben şunu vurgulamak istiyorum. Çocuk okula gitmeden önce okuma yazmayı öğreniyorsa görsel zekası yüksek demektir. Evet, yani bu da önemli bir şey. Görsel algı, görsel zekası. Hatta 3-4 yaşında çocuklar televizyondaki amblemlerden okumayı öğreniyor. Ama bu bizim bildiğimiz anlamda sözel okuma değil, görsel okuma. Yani muhtemelen dinleyicimizin çocuğunun teknik, görsel, sayısal zekası yüksek. Ama bir de öğrenmenin diğer alanı var, o da sözel becerilerdir. Bu sözel becerileri de çocuk okula gittiği zaman okuyarak, yazarak ve dinleyerek öğrenme sistemiyle tamamlar. Bu yapıdaki çocuklarda bir öğrenme farklılığı oluyor. Bir yanında çok çok iyi, bir alanda kendini gösteremiyor. Dolayısıyla kendini gösteremediği alanla ilgili birebir eğitim ve gerekirse ilaç tedavisi uygulamak gerekiyor ki çocuk eğitimden kopmasın. Yani Einstein zekası dediğimiz ve bu çocuğun bir alanda çok çok ileri gitmesi. Hatta Einstein öğretmeni şöyle dermiş. İşte saçma rüyalar görüyor, sürekli hayaller içerisinde ve asosyal diye babasına not yollamış. Evet, Einstein'in böyle bir durumu varmış değil mi? Hatta yani, halbuki çok zeki. Belki evet hayal görüyor ama belki yıldızları düşünüyor, çok üstün şeyler tasarlıyor. Bu yapıdaki çocuklarda da bir zeka farklılığı oluyor. Zeka farklılığından dolayı da normal sisteme uyum gösteremeyebiliyorlar. Birebir eğitim ve ilaç desteğiyle normal sistemden kopması engellendiğinde çok iyi teknik adam, çok iyi mühendis, çok iyi mimar, çok iyi böyle herhangi bir bilim alanında insan yetiştirebiliyoruz. Ama eğitimden koparırsak,
O zaman nice dehalar, nice zeki insanlar maalesef kendi kapasitelerini gösteremiyor. Bu da ayrı bir handikap. Burada yapılması gereken şey belki Türkiye'ye geldiklerinde ilaç tedavisinin ve tedavinin düzenlenmesi. Çünkü oradaki doktorlar biraz daha eğitsel yaklaşıyor. Eğitsel yaklaşım da çocukların gerçek problemine çözüm olmayabiliyor. Böyle bir destek sağlanabilir. Yoksa doktorlarına gidip dikkati açısından, odaklanma açısından bir destek almaları gerekir. Evet, Sıdıka Hanım için sanırım bunlar güzel ve umut verici cevaplar olmuştur diye düşünüyorum. Hocam gelelim bunun tedavi sürecine. Peki hemen öncesinde şunu sormak istiyorum. Teşhis edilemeyen çok çocuk var mı böyle? Çok çocuk var. Ülkemizde okul öncesi çocuklardan da başlayarak liseye kadar baktığımızda yaklaşık bir 20 milyon çocuk ve genç var. Hatta yani daha fazla. Yani bunlar fark edilememiş değil mi hocam? 20 milyon çocuğun %10'unu biz o gruba alsa 2 milyon çocuk denir ki 2 milyon çocuğun şu an %10'u tedavi alıyor. Yani %90'ı tedavi almıyor. Bu şu demektir. Dikkat eksikliğinden müzdarip, dersleri başarısız ama dikkat tedavisi yapıldığında başarılı olabilecek yüz binlerce çocuk var. Yüz binlerce çocuk var ama biz bunun farkında değiliz. Ne kadar acı, ne kadar üzüntü verici hocam. Yani bizim toplumumuz adına ciddi bir kayıp. Çünkü biraz önce de vurguladığım gibi çocuk dikkatini toplayamadığı için zekasını gösteremiyor. Çünkü dikkat şöyle bir olaydır. Ben özellikle onda vurgulayayım. Dikkatin 6 tane bölümü vardır. Şu an siz beni dinliyorsunuz, işitsel dikkatiniz. Bana bakıyorsunuz, görsel dikkatiniz çalışıyor. Bir de bunun süresi vardır, dikkat süresi. Bir de dış uyaranlara karşı dikkatin dağılabilirliği vardır. Yani dikkatin yoğunluğu, süresi, dağılabilirliği. Çarpı 2, görsel ve işitsel. Bu 6 fonksiyondan ikisinde problem varsa çocuğun başarısı devam ediyor. Ama bu 6 fonksiyondan 3 ve 4 hatta daha fazlası problemse çocuk ona göre sorun yaşıyor. Ve akademik hayattan uzaklaşıyor. Biz çocuklar bize başvurduğu zaman yani dikkatin süresine bakıyoruz, yoğunluğuna bakıyoruz. Tırnak içinde dikkat eksikliği deniyor ama dikkat eksikliğinin içinde her şey olabilir. O yüzden hemen böyle dikkat eksikliği etiketi yapıştırmıyoruz. Dikkatin nerede problemli? Süresinde mi, yoğunluğunda mı, ayrıntılara dikkat vermekte mi, görsel dikkatinde mi, işitsel dikkatinde mi? Ona göre çözüm buluyoruz. Çünkü bazen dikkat ilaçları da burada işe yaramayabiliyor bu sebeple. Bizim vurgumuz dikkat süresi açısından çocukların hepsinin anne babalar tarafından kontrol edilmesi. Yani şu soruyu sorsun anne babalar. Desinler ki benim çocuğum iyi dinleyebiliyor mu? İşitsel dikkati nasıl? Benim çocuğumun görsel dikkati nasıl? Ne kadar bir şeye odaklanıp masa başı çalışma yapıyor? Masa başı çalışma yaptığı zaman yoğunluğu nasıl? Yoğunlaşabiliyor mu? Çok yüzeysel kalıyor, oradan çıtırtı olsa hemen bakıyor mu? Yoksa gerçekten çalıştığı zaman konsantre oluyor mu? Dinlediği zaman uzun süre dinleyebiliyor mu? Bu soruları sorsunlar ve bunların cevabında eğer çoğunda evet yoksa çocuklar için dikkat açısından destek alsınlar. Evet, bu çok önemli. Yine bir izleyicimiz var. Selen Durmaz bizi Bursa'dan arıyorlar. Selen Hanım merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Ben hocama çok kısa bir soru soracaktım ama. Buyurun. Şimdi benim çocuğum 3. sınıfa gidiyor, 9 yaşında. 4 yaşından beri bir kreş eğitimi alıyor. Bu her öğretmeni bize dikkat dağınıklığı var dedi. Fakat ben götürdüm. Herhangi bir dikkat dağınıklığı yok, sadece uyarı arsız olmuş dedi. Ama Seray'da problem şu, 15 dakikadan fazla dikkatini veremiyor. Mesela yola çıkıyor, bakmıyor sağına soluna, o şekilde. Kaç yaşında demiştiniz? 9 yaşında. Selen Hanım, 9 yaşında. Şu an akademik olarak ders başarısı nasıl? Yani orta seviyede. Peki potansiyelinin daha iyi olduğunu düşünüyor musunuz çocuğunuzun? Ders, yani evet, dikkat ederse daha iyi oluyor. Boş vakitlerinde neler yapıyor? Neyle vakit geçiriyor? Genelde oyun oynamayı çok seviyor. Bir de böyle hani hep hayal kuruyor. O şekilde oynuyor. Neyse, boş vaktinde bir ders çalışmayı tercih etmiyor. Sizi uzun süre dinleyebilir mi? İşitsel dikkati nasıl? Ya, uzun süre dinliyor. Fakat böyle hani boş dinliyor. Bir 10 dakikadan sonra. Anladım. Tamam. Bir de mesela boş durduğu zaman illa bir şeyle oynayacak. Ya parmağıyla oynuyor ya saçıyla oynuyor. O şekilde. Evet, tamam. Teşekkür ediyoruz Selen Hanım programımıza katıldığınız için. Aslında günümüzün çocukları bu şekilde Selen Hanım'ın çocuğu gibi. Görsellik ön planda, hayal dünyaları çok geniş, zihin aktif ve sürekli aktif bir şeylerle meşgul olmak istiyor. Yani eğitim şartları, teknoloji, günlük hayattaki imkanlar, oyuncak çeşitliliği. Onlar mı etkiliyor hocam? Buna noktaya itiyor. Getiriyor. Evet, çocuk hayatı sürekli renkli, hareketli ve aktif yaşıyor.
monoton bir şey geldiği zaman. Sıkılıyor. Örneğin birisini dinlemek, evet sıkılıyor. Dersi dinlemek, ders çalışmak çocuk için sıkıcı geliyor. Çünkü bilgisayara baktığı zaman tuşlarla bütün dünyayı şey yapabiliyor, girebiliyor, araştırabiliyor, yönetebiliyor oyunda. Ama öğretmeni karşısında, anne baba karşısında sabit kalmak ve dinlemek zorunda. İşte burada muhtemelen bizim işitsel dikkat süresi dediğimiz odaklama ve dinleme süresinde problem var. Görsel dikkati de iyi. Şimdi bilinçli değilse uzman şöyle bir yanılgıya düşürüyor aileleri. Çocuğu alıyor, işte çok dikkatin sadece bir fonksiyonunu ölçen bir test yapıyor. Çocuk da gayet güzel sonuç veriyor. Ama dikkatin 5-6 fonksiyonunda sorun var halbuki. Aileye de diyor ki, ya sizin çocuğunuzun dikkat problemi yok. Bir uzmandan da bu cevabı alınca tabii aile diyor ki iyi, rahatım, dikkat problemi yok. Halbuki çocukta ciddi bir dikkat problemi var. Çocuk dinleyemiyor. Yani uzman da çok önemli bu noktada. Çok çok önemli. Ayrım çok çok önemli. Çünkü dikkatin sadece tek bir fonksiyonunu ölçerek dikkat eksikliği yok demek yanlış. Bir de ölçümler genelde uzman tarafından birebir yapılır. Birçok çocuk birebir de zaten dikkatini toplar. Grup ortamında çocuğun kendinin dikkatini toplaması lazım. Bu çok önemli. Yani biz şunu karıştırıyoruz. İşte çocuğu yanımıza alıyoruz, bir görev veriyoruz. Hadi bunu yap diyoruz. Çocuk gerçekten yapıyor. Ama sınıfa koyduğumuz zaman grup ortamında yani en basit görevde bile yani öğretmen bütün sınıfa komut veriyor. Bir de dikkati dağınık çocuğa komut vermek zorunda kalıyor. Niye? Çünkü o kaçırıyor dinlemediği için. Ders 40 dakika. Hadi bunun 25 dakikası ders olsun. 25 dakika aktif dinlemesi gereken bir süre. Hı hı. Anne baba bir sürü para verip özel okula yollamış. Bir sürü hayalleri var. Çocuk okula sadece gidiyor geliyor. Öğretmeni dinlemiyor ki çünkü dikkati yok. Dikkatini veremiyor. O açıdan dikkat süresi aslında bizim günlük hayattaki edindiğimiz bilgiyi, derse katılımı, dersteki öğrenme seviyemizi de doğrudan etkiliyor. Dikkatli çocuklar o yüzden iyi bilgi alıp kendi bilgilerini geliştiriyor. Dikkatsiz çocuklar da yerinde sayıyor. Bu fark çok önemli. Ve bu belli bir süre sonra ilkokul 4'ten sonra, ortaokuldan sonra yani açının çok artmasına sebebiyet veriyor. Ve dikkatli çocuklar gitmiş ilerlemişken dikkatsiz çocuklar da maalesef geride kalmış oluyor. Ne kadar önemli hocam. Çok çok önemli ve eğitim süreçleri de bu açıdan krize girebiliyor. Evet, ben yine tedaviye dönmek istiyorum hocam. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavisi nasıl? Çocuklar ne kadar bir iyileşme sağlayabiliyor? Şimdi tedavi konusu çok tartışmalı bir konu. Özellikle ilaç tedavisi de gündemde olduğu için birçok anne babanın kafası karışıyor. Sonuçta çocuklara ilaç veriliyor. Bu ilaçların yan etkileri var mı? Olup olmadığı tartışılıyor. Eğer gerçekten dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu varsa bir çocukta, başka bir şeyle karışmıyorsa, o zaman bunun tedavisinde mutlaka biz biyopsikososyal yönlendirme yapıyoruz. Bu nedir hocam? Biyopsikososyal yönlendirme şu. Önce sosyal alanı düzenliyoruz. İşte spor aktiviteleri, ev ortamı düzenlemesi, anne baba çocuk ilişkisinin düzelmesi, sınıf ortamının düzelmesi. Yani bu hepsi bir bütün. Tabii. Bunlar birbirine bağlı. Mesela çocuk hiperaktif olmayabilir ama anne baba sürekli çocuğa negatif mesaj verdiği için çocuk gerginlikten dolayı konsantre strese olamayabilir. Strese giriyor değil mi? Evet. Veya sınıf ortamında 50 tane çocuk vardır. Çocuk o kalabalık ortamda öğretmenle kontakta olamıyordur. Eve gidiyordur. 5-6 tane kardeşi vardır. O ortamda gerekli desteği alamıyordur. Okuma yazmaya geçemiyordur mesela. Halbuki çocukta dikkat problemi olmayabilir. Dolayısıyla biz o sosyal düzenlemeyi hem ev ortamında yapmaya çalışıyoruz. Sınıf ortamında yapılması gereken en önemli şey bu çocukların öğretmene en yakın oturması. Çünkü dikkat süreleri kısa olduğu için öğretmenin bunlarla sürekli kontak halinde olmasının çok büyük yararı var. Öğretmen eğer sürekli kontak halinde olursa o çocuk orada dikkatini daha fazla toplayabiliyor. Öğretmeni daha fazla dinliyor. Hı hı. Dikkati dağıldığında öğretmen fark ediyor. Hemen diyor ki işte şu konuda ne düşünüyorsun? İşte sen bu konuda ne dersin gibi dersi hemen çekebiliyor. Artı dikkat eksikliği ile ilgili psikolojik yönlendirmeler var. Çocuğun ders alışkanlığı, ders çalışma stili, öğrenme stili, okuma stili, derse karşı motivasyonu, eğitim süreçleri, akademik özgüveni bunlar da çalışılıyor. Psikolojik yönlendirme yapılıyor. Ek olarak da biyolojik yönlendirmede de ilaç tedavisi kullanılıyor. Tabii burada en dıştan başlayarak sosyal yönlendirme, psikolojik yönlendirme ve ilaç tedavisi yapılması daha uygun. Hemen her gelen çocuğa ilaç tedavisi ve sonrası aşamaları yönlendirilmemesi gerekiyor. Öncelikli olarak çocuğun yaşadığı ortam, arkadaş ilişkileri, eğitim süreçleri hakkında bilgi alınması gerekiyor. Tedavide de eğer bunlar yapılmışsa, sosyal düzenleme, psikolojik destek yapılmışsa ilaç tedavisi kullanılıyor. İlaçların önemli yan etkileri, bağlılık yapıcı etkileri yok. Birçok anne baba şöyle düşünür, işte doktora gideceğim,
Doktor ilaç verecek, çocuğum uyuyacak. Böyle bir şey yok. Tam tersi, biz çocuğu uyanık tutmaya çalışıyoruz ki dersi dinlesin. Çocuk uyuduktan sonra ne işe yarar? Veya bazen tecrübesiz doktorlar maalesef dozu yüksek tutuyor. Çocuk dikkate artıyor. Bir de doz yüksek olduğu için hareketliliği azalıyor. Bu da çocuk için sıkıntılı. Çocuğun çocukluğunu yaşaması elinden alınmamalı hiçbir şekilde. Tedavi ederken bizim birinci kriterimiz çocuğun günlük hayattaki aktivitelerinde bozulma olmasın. Aşırı durgunluk, aşırı sakinlik olmasın. İlaçlar sakinleştirici değil. Ama dikkate açınca daha çok dikkatini toplayabiliyor çocuk. Böyle olduğu zaman da biraz daha sakin yapıya geliyor. Sakin yapıda geldiği için anne babalar işte çocuk sakinleştiriliyor falan gibi düşünebiliyor. Bu ilaçların geçmişi çok fazla. Yani dolayısıyla milyonlarca çocuğun ve gencin ülkemizde ve yurt dışında kullandığı ilaçlar, uzun vadeli sonuçları biliniyor. Eğer ilaç tedavisiyle o çocuk eğitim sürecine tutulmazsa o takdirde çocuklar yavaş yavaş eğitim sürecinden kopuyor. Ergenlik döneminde riskli davranışlar, madde kullanımı, okuldan ayrılma, sınıf tekrarı ve okuldan atılma, yüz binlerce çocuk öyle bunu yaşıyor. Öyle sonuçlara sebep oluyor. Ciddi sonuçlar, ciddi yan etkiler ve özgüven gelişiminde sıkıntı oluyor. Erişkinlik hayatı sıkıntıya giriyor ve birçoğunda anksiyete bozukluğu, madde kullanımı, depresyon ve benzeri sorunlar, kişilik bozuklukları artıyor, risk artıyor. Yani bizim tedavideki temel amacımız çocuğun hayatında koruyucu bir önlem almak. İkinci amacımız çocuğun kapasitesini yansıtmak ve daha ileri seviyelere götürmek. Tedavide bu büyük oranda başarılabiliyor. Doktorla irtibatta olduğu müddetçe ve tedavinin ana kriterlerine dikkat edildiği müddetçe ciddi sıkıntı yaşamıyoruz tedavi konusunda. Ve olumlu sonuçlar da veriyor. Çok olumlu sonuçlar gerçekten veriyor. Gerçekten anlattıklarınızdan anlıyoruz ki ne kadar önemli bir şey bunun tedavisi. Ailelerin bu konuda bilinçli olmaları çocuğu kazanmak açısından çok önemli. Yoksa dediğiniz gibi nice Einstein'lar yok olup gidebiliyor. Kesinlikle. Bir de şöyle düşünmesin anne babalar. Ya çocuğum hareketli şu an. Belli bir süre sonra sakinleşecek. Evet, çocuk belli bir süre sonra hareketliği gidiyor. Daha durgun, daha olgun hale geliyor ama bu esnada çocuk çok şey kaybediyor. Ne kaybediyor? Bilgi kaybediyor. Özgüven kaybediyor. Akademik bakış açısını kaybediyor. Geleceğe planlarını kaybediyor. Belki en yakın arkadaşlarını kaybediyor. Belki anne babayla geçireceği olumlu ilişkiyi ve iletişimi kaybediyor. Bu kayıpların da önüne geçmek için biz tedavi evet. öneriyoruz. Ne kadar doğru söylediniz. Her geçen gün daha da zorlaşıyor değil mi süreç? Evet. Biz hangi yaşta yakalarsak hemen tedaviye başlıyoruz. Çünkü yaşa uygun dikkat süresi geliştirildiği zaman çocuk hızlı bir şekilde toparlayarak yaşlar arasına gelebiliyor. Hatta çok enteresan süreçler vardır. Çocuk sınıfta en sonuncuyken tedaviye başladığında böyle dereceye oynayan. Öyle işte, mi? Ne üniversite kadar hoş. Sınavına çalışmaya başladığında işte biliyorsunuz dershaneler gruplu ya en başarılılar falan. En başarısızlardan en başarılılara doğru sene sonuna doğru çıkan çok ciddi sürprizler yapan çok çocuk var. Hocam çok sayıda tweet aldık. Ben size bunları söylemek istiyorum. Sorular var. Hangisinden başlayayım? Bir öğretmenimiz vardı. Hemen ondan başlamak istiyorum aslında. Ama çok sayıda olduğu için. Ortaokul öğretmeniyim. Bu konuda öğrencilerime nasıl davranmalıyım? Bu konuda kendimi nasıl geliştirebilirim demiş Mahmut Madendere. Evet, güzel hocamızı tebrik ediyorum. Kesinlikle. Gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü burada ana vurgu biz eğitimciler olarak burada yer alıyoruz ve yapacağımız çok şey var. Neler yapabiliriz? Yani bunun bu soru farkında çok olmak ne kadar önemli olmak. Bir şey dileriz. Çünkü gerçekten bazı çocukların hayatında bir dokunma yetiyor. Yani dokunduğunuz zaman çocuğun bütün hayatı değişiyor ve iyi kulvara giriyor. Ve bazı öğretmenler gerçekten ben şunu söylüyorum hayat kurtarıyor. Niye evet. hayat kurtarıyor? Ne kadar önemli bir şey öğretmen Kesinlikle. Olmak değil mi? Yani belki o çocuk bir öğretmen müdahalesiyle madde bağımlılığından kurtuluyor. Bir trafik kazasında ölmekten kurtuluyor. İşte bir kıyıda köşede kalıp suça karışmaktan kurtuluyor. Yani bireylerin hayatının kurtulmasında ve değişmesinde öğretmenlerin çok büyük yeri var. Ve hocamız da çok kritik bir yaşın. Noktada değil yani, mi? Tam ergenlik dönemi. Ergenlik döneminde. Ergenlik dönemi çocuklarını yönlendirmek çok çok daha kritik ve rol model olarak öğretmenlerin çok büyük yeri vardır. Burada yapılması gereken en önemli şey her şeyden önce destek. Yani öğretmen diyecek ben senin yanındayım. Bu psikolojiyi çocuğa kazandıracak. Ben senin varsa bir zorluğun, dikkat problemin, odaklanma problemin, bunun çözümü için sana elimden geleni yapacağım. Yani bu hissi çocuğa kazandırdığı zaman çocuk orada kendini yalnız hissetmiyor. Yani okula giderken yani işte yine ders var, işte yine öğretmenim kızacak, yine bir sürü ödev olacak, geldiğimde bunları kim yapacak, annem
babam yapmadığım için yine bana kızacak diye strese girmiyor. Kendini yalnız hissetmiyor. Dolayısıyla tabii ki öğretmenler bütün çocuklara destek vermeli ama bu çocuklar gerçekten potansiyeli olan çocuklar ve yönlendirildikleri zaman harikalar oluşturuyorlar. Bu birebir desteği çocuk hissettiği an yavaş yavaş öğrenmeye bakış açısı değişiyor. Derse katılımı, dersi dinlemesi, ders çalışmasında değişiklikler oluyor. Onu en ön sıraya alma mümkünse. Teneffüslerde nasıl gidiyor, ne yapıyorsun, aferin sana çok belki güzel diye. Belki özel ilgi değil mi? Pozitif mesaj verme. O pozitif mesajlar onları o kadar etkiliyor ki ilaç kadar etkiliyor. Çünkü çocuk anne babasından belki hiç pozitif olumlu şey duymuyor. Sonra öğretmeni ona öyle bir pozitif mesaj veriyor ki yani kendisini ciddi derecede bir şeye itiyor. Pozitif bir sürece itiyor. Hocalarımızın orada sabırlı olması, hemen kızmaması, dışlamaması, etiketlememesi, sorunlu olarak görmemesi. En önemlisi de bu. Yönlendirildiği zaman çünkü hiçbir sorun kalmayabiliyor. Etiketlemek çok kötü değil mi Kesinlikle. Hocam? Kesinlikle etiketlenmemesi ve çocuklara da tabii ki uygun eğitim ortamında yani hiperaktif veya dikkat eksikliği var diye de tamamen kendi halinde bırakılmamalı. Yani uygun sorumluluk, uygun görev, uygun bakış açısının öğretmenler tarafından verilmesi lazım. Çocuğun öğretmenin yanında olduğunu hissetmesi bile onu çok değiştiriyor. Ve aileyle iyi iletişim, yeri yerine doktorla iyi iletişim, ders konusunda onu takip etmek fayda sağlar. Evet, çok fazla tweet var ama reklamlardan sonra bunlara tek tek cevap vereceğiz. Evet, Önce Çocuğum devam ediyor. Konumuz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve pek çok tweetimiz var. Onları cevaplıyor hocamız ve ben hemen uzatmadan sözü sormak istiyorum. Neslihan Bal, öncesi hiperaktivite belirtileri nelerdir demiş hocam. Biraz bahsettik ama isterseniz tekrar geçelim. Aslında okul öncesi biraz kritik çünkü bu dönemde beyin gelişimi çok hassas ve şekillendirme imkanımız da fazla. O açıdan hiperaktivite belirtisi olan yani acideci, sabırsız, çabuk sıkılan, uzun süre bir aktiviteye katılamayan, uzun süre dinleyemeyen, gürültülü, tutturmacı, bazen dürtüsel, işte çok soru soran, meraklı çocuklarda hiperaktiviteyi göz önüne almak tutturmacı lazım. Tutturmacı da bunlardan biri diyorsunuz. Evet, tutturma da var. Sonunu düşünmeden hareket etme de olabiliyor. Gürültülü oyunlar, hareketli oyunlar seviliyor. Teknolojiye eğilim biraz daha fazla olabiliyor, televizyon, bilgisayar. Ama en önemli ayrım, oturması gereken yerde çocuk oturuyor mu? Dinlemesi gereken yerde çocuk dinliyor mu? Yoksa oralarda da yine hareketliğini ön plan çıkartıyor mu? Çünkü okul öncesi çocukların zaten bir hareketli yapısı olduğu için orada ayırt etmek biraz anne babalar için güç olabilir. Hep onun altını çiziyorsunuz. Yani dinlemesi gereken yerde dinleyebiliyor mu? Yani frenler çalışıyor mu dolayısıyla? Evet, değil mi? O frenlerin çalışması çocuğun yeri geldiğinde dikkatini topladığını, yeri geldiğinde hareketliğini kontrol ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla etkin dinleme, etkin çalışma çocuğun başarısını ve öğrenmesini değiştiriyor, zihin yapısını değiştiriyor. Diğer türlü zihin yapısı maalesef ham bir şekilde kalabiliyor. Çünkü dikkatini kullanmadığı için zihin yapısı da şekillenmiyor. O açıdan dikkati güçlendirme programlarını özellikle ben hazırlarken, yani DGS dikkati güçlendirme setlerini 3 yaşından itibaren hazırladım ki o dönemden itibaren yavaş yavaş çocuklar bu eğitim etkinliklerine katılıp dikkatlerini toplasın ve okul sistemine hazır hale gelsin. Biz onları işlersek okul sistemine hazır hale geliyor. İşleyemezsek maalesef kapasiteli potansiyel olan çocuklar bile ilkokul 1'de sıkıntı çekebiliyor. Evet, ne güzel söylediniz. Şimdi Nesrin Özleyen, kızım 13 yaşında dikkat eksikliği tespiti, viskal test sonucu mu belirleniyor demiş. Nörolojik bir durum mu bu diye de ilave etmiş. Tabii beyin yapısında bazı değişiklikler var. Yani dopamin dediğimiz dikkat sistemiyle ilgili nörotransmitterin bazı yerlerde fazla salgılanmaması sebebi ama bir psikiyatrik bir problemdir. Nörolojiyle bir bağlantısı yoktur. Eşlik eden bir epilepsi veya başka bir hastalık yoksa. Dolayısıyla bu problemde yaş itibariyle biz birebir psikiyatrik muayenede tanıyı koyuyoruz. Ek bilgilendirme dediğimiz öğretmenden, anne babadan bilgi alıyoruz. Ama çocukla birebir görüşmede yaptığımız bazı çalışma ve testlerle de çocuktan o tanıyı netleştirecek bilgileri almış oluyoruz. Şüphede kalırsak öğretmen ve anne babadan da bilgi alıyoruz. Ve en önemlisi de gerek olursa, mesela bir disleksi ve öğrenme güçlüğünü eşlik edip etmediğini düşünüyorsak bir Viskar testi mutlaka istiyoruz. Viskar testi olmazsa olmaz bir test değil tanı için. Ama olursa başka problemlerin olup olmadığı konusunda bize yardım sağlıyor. Güçlü ve kaliteli bir test eğer yapan iyi olursa. Dolayısıyla daha aydınlatıcı ve daha ayrıntılı bilgi edinmiş oluyoruz. Genelde psikiyatrik muayene ile tanı çok rahat konuyor. Aslında bizim esas görevimiz neyin hiperaktivite olmadığı.
Yani bu çok önemli. Çünkü bazen oluyor ki çocukta kaygı bozukluğu var, hiperaktif belirtisi de geliyor. Çocukta mental problem var, yani anlama, algılama problemi var, dikkat eksikliği belirtisi de geliyor. Çocukta üstün zeka var, sınıf ortamı uygun değil, hareketleniyor, öğretmenle kontak kuramıyor. Değil mi? Bu da var. Yani hiperaktif belirtisi de geliyor. Çocukta depresyon var, evde problem var, anne baba arasında iletişim problemi var, kaygı yüksek, konsantrasyonu bozuk. Çünkü anne baba arasında stresli düşünmekten çocuk derse konsantre olamıyor. Veya dağınış bozukluğu var. Yani işte zarar verme, şiddet eğilimi falan, sürekli arkadaşlarının canını yakıyor, farklı kuralları bozuyor. Yani hiperaktivite eşlik ediyor mu etmiyor mu, ona ayırt ediyoruz. Dolayısıyla öğrenme güçlüğü, depresyon, dağınım bozukluğu, karşı gelme bozukluğu, anksiyete bozukluğu bizim ayırt edici tanıda kullandığımız önemli argümanlar. Bunun olup olmadığını biz bakıyoruz muayene esnasında. Her çocuk bir dünya ve onları gerçekten kesinlikle iyi tanıyıp iyi analiz etmek lazım. Ne kadar çeşitli şeyler söylediniz. Kesinlikle. Hepsi ayrı bir şey. Şimdi hocam bir başka izleyicimiz Muharrem Akçocuk. 8 yaşında bir oğlum var demiş. Söylediğim bir şeyi 3 defa tekrar etmem gerekiyor. Ama dersleri iyi, algısı iyi, fazla odaklanıyor. Evet, görsel algısı yüksek. Çünkü buraya baktığı zaman bizim gibi bakmıyor. Fokus dediğimiz, hiperfokus dediğimiz aşırı odaklanıyor. Aşırı odaklandığı zaman da dış dünyadaki uyaranları almıyor. Onları biraz öteliyor. Bu yapıdaki çocuklarda genellikle görsel algı yüksek oluyor. Dolayısıyla bu bir problem değil. Ancak derslere, hatta avantaj, bilim adamları böyle oluyor çünkü. Bir şeye odaklandıkları zaman, yani ondaki bütün verileri alıp zihne aktardıkları için hiperfokus oluyorlar. Avantaj ve avantaja çevrilmesi gerekiyor. Ama o çocukların yanına gidip şöyle bir dokunup, İşte o şekilde mesajı verdiğinizde 3 kere seslenmenize gerek kalmıyor. O şekilde dikkatini çekmiş oluyorsunuz. Evet, ne güzel söylediniz. Bir başka izleyicimiz Şehmuz Taşkın. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna benzer bir sorun yaşıyormuş kızında. Fakat Mardin'de yaşıyormuş izleyicimiz. Uzman bulmak bir sorun demiş ve ne yapmalıyız diye sormuş. Kesinlikle çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanı mutlaka ilk muayene yapmak zorunda. Dolayısıyla birçok şehirde bu uzman yok. Anne babalar şunu yapabilir, yakın illere gidebilir veya kendileri önce orada herhangi bir çocuk doktoruna veya aile hekimine giderek bir ön bilgi alabilirler. Ama yapabilecekleri, kendi baştan yapabilecekleri bizim eğitim programlarımız, dikkat güçlenme programlarını alıp çalışabilirler. Özellikle bazı kaynaklarda ev içi yönlendirme, okul içi yönlendirme teknikleri var. Bunları uygulamaya çalışabilirler. Ve tıbbi tedavi konusunda da bize yurt dışından bile, hatta yani Amerika'dan bile gidip gelen aileler var. Yani onlar gidip geldikçe işte tedavi düzenliyoruz, ilaçlarını yazıyoruz, tekrar kontrollerini yapıyoruz. Uzaktan da tedavi şartları görüşmelerle mümkün olabiliyor. İlk tespit yapıldıktan sonra. Yani eğer problem varsa hemen en yakın çocuk psikiyatrisine gitmeleri lazım. Eğer problem yoksa da fırsat bulduklarında gitmeleri iyi olur. Bir başka izleyicimiz hocam, 13 yaşında kızım var demiş Ilgın Mazman. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisi gördü, ilaç kullandı. Aşırı kilo kaybı olunca doktora sormadan bıraktık. Ne yapmamız lazım demiş. Evet, bu ilaçların, özellikle stimülan ilaçların dikkat merkezini artırırken uyarıcı bir etkisi var. O da iştahı azaltıyor. Hatta bazı kişiler illegal olarak zayıflamak için bile kullanabiliyor. Doğru olmuyor ama. Burada eğer kilo kaybı varsa dozun azaltılması, ilaç değiştirilmesi, ilacın kullanım saatlerinin ayarlanması veya ilacın kullanım günlerinin azaltılması veya ek olarak vitamin, balık yağı gibi biraz çocuğun beslenmesine katkı sağlayacak ek desteklerin sağlanması yeterli oluyor. Yoğun kilo kaybı varsa zaten orada doktoru da o ilacı devam ettirmeyecek, kesecekti. Dolayısıyla doktorlarıyla irtibat kurarlarsa ona farklı bir alternatif, farklı bir çözüm bulurlar. Evet. Bir başka izleyicimiz, çocuğum disleksi demiş. Disleksinin dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuyla bir bağlantısı var mı demiş. %40 ile 70 oranında yapılan çalışmalarda bir arada gözüküyor. Yani disleksi, disgrafi, diskalkülü dediğimiz öğrenme güçlüğünün farklı alanları hiperaktiviteyle bir arada gözüküyor. İkisi bir arada gözüktüğünde tedavi daha zorlaşıyor ve eğitim dediğimiz özel eğitimin devreye girmesi gerekiyor. Çünkü biz dikkati ilaçla ve bireysel müdahaleyle, bazı eğitim çalışmalarıyla artırıyoruz.
Ama öğrenme güçlüğünün tedavisi tamamen birebir özel eğitim ve dolayısıyla o eğitim etkinliklerinin zamanla devreye girmesi gerekiyor. Bu ikisinin komorbid dediğimiz bir arada gözüken çocuklarda daha dikkatli ve daha itinalı bir yönlendirme gerekiyor. Evet. Doğrudan bağlantısı yok ama bir arada gözükme oranı %50'ye yakın. Bunu da belirtmiş olduk. Bir başka izleyicimiz Gökhan Üstün. Çocuğum 2008 Mart doğumlu, bu sene 1. sınıfa başladı. Geçen sene okuma yazma öğrendi, şimdi okulda sıkılıyor, ne yapmamız gerek? Orada mutlaka bir test yaptırsınlar. Çünkü yapılan testte çocuğun öğrenme seviyesi, dikkat seviyesi, odaklanması ölçülüyor. Eğer onda bir problem varsa da uygun bir müdahale yapılsın. Çünkü geçen sene bir sorun yoksa ve bu sene sorun, ders yoğunluğu artınca sorun çıkmışsa orada dikkat konsantrasyon problemleri olabilir. Ona önlem almak lazım. Evet. Bir başka izleyicimiz, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri hangi hastalıkların belirtilerine benzer özellikler gösterir diye sormuş. Amino asitlerle ilişkisini açıklar mısınız demiş. Çok teknik sormuş izleyicimiz. Yani amino asit dediği herhalde nörotransmitterler, dopamin, noradrenalin, serotonin, onu kastetmiş olabilir. Hı hı. Yani beslenmeyle de bağlantısı olabiliyor. Özellikle karbonhidrattan zengin beslenen çocuklarda aktivite artışı, hareketlilik artışı olabiliyor. Beslenme paternine dikkat etmek gerekiyor. Katkı maddeleri içeren, boya ve benzeri içeren ürünleri, çocuklara özgü ürünleri kullanmamaları gerekiyor. Plastik materyaller veya çocuğun toksik diyebileceğimiz bazı işte pildir, şudur budur, onlarla temasını engellemeleri gerekiyor. Ve günlük hayatta televizyon, bilgisayar kullanımını azaltmaları gerekiyor mutlaka. Bu kullanımın azaltılması zihni daha duru ve dinç hale getiriyor. Dikkati toplamasına yardımcı oluyor. Çocukla çatışmadan bu sistem ayarlanabilir. Burada özellikle vurgulanan konu karışabilecek durumlar. Örneğin biraz önce bahsettiğimiz çocukta okuma güçlüğü vardır. Ders çalışmak istemiyordur, dersten sıkılıyordur. Dikkat eksikliği varmış gibi yanılgıya düşebilir. Çocukta bir travma vardır. Aklında sürekli o travma olduğu için derslere konsantre olamaz. Dikkat eksikliği gibi düşünülebilir. Çocukta kaygı problemi vardır, anksiyete vardır, huzursuzluk oluşturur. Örneğin biz bazı çocuklarla karşılaşıyoruz. Çocuk annenin yanında çok sakin ama baba eve gelince hareketlenmeye başlıyor. Niye? Çünkü baba sürekli eleştirip kızdığı için çocukta anksiyete artıyor. O da onun hareketliliğini artırıyor. Çok enteresan. Baba gittiği zaman çocuk tekrar duruluyor. Sakinleşiyor. Sakinleşiyor. Dolayısıyla karışabilecek durumlar var. Onu da bir doktor kontrolünde ayırt edilebilir. Çok doğru. Bir başka izleyicimiz, enteresan sorular geliyor Eyüp Top'tan. Mental aritmetik kursları dikkat eksikliğini yok etmede etkili midir diye sormuş. O konuda tabii çalışan çok sayıda uzman var ama mental aritmetik tek başına dikkat eksikliğine faydası olmaz. Çünkü o görsel bir sistem. Biraz da dolaylı olarak bir alfabesi var, aritmetik alfabesi. Onu çocuğa öğretiyorlar. Tabii ki bir görsel konsantrasyon var ama çocukların çoğunda zaten dikkat sistemi yerindeyse ona ihtiyaçları olmuyor. Görsel konsantrasyonu yüksek olan çocuklar, zaten iyi olan çocuklar mental aritmetikte de çok başarılı oluyor. O yüzden birçok mental aritmetik kurumu bizim dikkat güçlenme kitaplarımızı da bunun yanında kullanarak hem dikkati çalıştırıp hem de aritmetik kuvvetlendirme gibi bir yol izliyorlar. Tek başta mental aritmetiğin burada çok fazla bir faydası olmuyor. Bir de son olarak Volkan Kılıç, 4 yaşında kızımın dikkati istediği şeylere çok iyi ama istemediği zaman zorlanıyor. Bizim ne yapmamız gerekiyor demiş. Dikkatli olmaları gerekiyor. Bir sinyal, çünkü buna bir seçici dikkat diyoruz. Çocukların tamamında vardır bu seçici dikkat. Yani sevdiği şeylere ilgilerini toplarlar ama sevmedikleri şeylere ilgilerini toplamazlar. Dikkat eksikliği olan çocuklar sevmedikleri monoton şeylere hiç dikkat toplamazlar. Yani bu ayrım çok önemli. Çocukların tamamında seçici dikkat vardır. Çocuklara özgü bir oyuncak verin, çocuk sürekli odaklanır. Ama monoton bir şey verin, çocuğun ilgisi dağılır. Orada seçici dikkati eğer yapması gereken görevleri aksatacak şekilde sadece ilgi alanlarına dönükse, diğer alanlarda da egzersizler yapıp çalıştırmaları gerekiyor. Evet, programımızın sonuna geldik. Ben programımızı kapatmadan önce hocamızın kitabını göstermek istiyorum size. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği üzerine çok faydasını göreceğimizi umduğumuz bir kitap bu. Tavsiye ediyoruz mutlaka bu konuya ilgi duyan herkese. Ve bir başka kitabımız daha var. Özellikle ergenlik dönemi aileler için çok sıkıntılı ve sancılı bir dönem. Bu dönemi rahatlatmak için özellikle tavsiye ettiğimiz bir kitap, Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Yaklaşımı
diye tüm izleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Özellikle ergenlik döneminde çocuğu olan izleyicilerimizin bundan çok fayda göreceğine inanıyoruz. Bütün samimiyetimizle söylüyorum. Ben de okudum. Gerçekten çok hoş bir kitap. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya cumartesi günü saat 12'de tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.